Açıkçası cezalı olduğum maçlarda pandemi döneminde ceza sadece kulübede olamamak. Seyircili maçlardaki ceza gibi değil. Ve soyunma odasında olamamak. Tabii burada yardımcı antrenörlerimin hakkını da vermek lazım. Benim yokluğumu hiç aratmadılar. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Gayet iyi yönettiler. Onun için bunu onlara borçluyuz. Esasında bizim 10 yabancıyla, 11 yabancıyla, herhangi bir yabancıyla çıktığımız zaman bizle ilgili bu kritiği yapmak çok haksızlık olur. Biz Türkiye'nin tek Avrupa şampiyonuyuz. Galatasaray'dan bahsediyorum. 4 yabancımız vardı. Sahada, öyle değil mi? Finalde bile. Ya biz yabancılı yabancısız oynamaya alışkın bir takımız. Türkiye'nin en fazla şampiyon olan takımız. Türkiye'nin en fazla kupa alan takımız. Bunların hepsini dediğiniz miktardaki yabancılarla almadık. Yabancıların da emeği oldu. Türklerin de, yine söylüyorum, bunu kategorize etmek çok doğru bir hareket değil. Ben bu fikri Futbol Federasyonu'nda futbol direktörüyken verdiğimde amacım şuydu. Yine söylüyorum. Bugün de zaten dünyanın her tarafında oynayan Türk oyunculardan belli. Onun için bizim üzerimizden bunu herhalde artık bugün 7 yabancıydı. 7 mi? Şey, 7 Türk mü o? 7 Türk oyuncu da söylersek artık bu kısır tartışmaları özellikle Galatasaray'ın üzerinden yapmamak gerekir. Şimdi bir ekstra bir iki hatırlatma daha yapayım. Muhammed diye söyledim. Muhammed'den kastım Mısır'da oynayan, Zamalek'te oynayan Muhammed Mustafa'yı kastediyorum. Zaten bütün gazetelerde, televizyonlarda devamlı yazıldığı için en son söyleyen benim. Onun için bu yanlış anlaşılmayı halledelim. Bir. İki. Şimdi bizim kulüp olarak bir alışkanlığımız yok. Maç öncesi, maç sonrası genelde, arada bir belki olabilir, genelde konuşmayız. Öyle diyelim. O yüzden 6-0 kazandık ya, neyin hakemini konuşalım değil. Gayet nezaket çerçevesinde bazı şeyleri hatırlatmakta yarar görüyorum. Arda'ya yapılan kafa pozisyonunun hiç masum olmadığını Halil Hoca'nın, Halil Umut Meler'in görmesi lazım. En azından çağırması lazım. Nasıl olur böyle bir şey? Bu bir. İki, Taylan'a yapılan hareketler var. Seriye attılar bileğine tak dokununca Konya maçı. Herhalde tek kırmızı kart diyen bilekten biziz. Dikkat edilirse seviniriz. Ya 6-0 kazanmışsınız. Niye bu 0-0 da olabilirdi ki, oldu zamanında. Şimdi Taylan'ın iki tane bileğine var. Bir ikaz yok, çağrılma yok, vara gelin demek yok. Arda'nınkini anlatılır gibi değil. Çünkü en az var kadar bizim de burada Ali Sami'nde çok ciddi imkanlarımız var. Hemen hem devre arası seyredebiliyoruz, hem maç sonu, hem maç anında. Ve diğerini söyleyeyim. O da zaten bildiğiniz gibi durdurulan pozisyon. Biz o pozisyonun ofsayt olanından, bu ofsayt değil, bu elde değil, ofsayt olanından Muslera'nın ayağı kırıldı Rize'de. Rica ediyorum, biraz daha hassas, biraz daha dikkatli olurlarsa sevinirim. Şimdi Falcao önemli bir isim, önemli bir marka. Talihsizlikler yaşıyor.
Ben izin verdim kendisine. İspanya'da tedavi görecek. Hem karakterli bir futbolcu hem de iyi bir insan hem de futbolcuna zaten söyleyecek lafımız yok. İnanıyorum ki ve biliyorum ki herkesten fazla rahatsız. Faydalı olamadığı için, talihsizlikler yaşadığı için bu hesaplamalar hiç doğru değil. Tamam, oynadığı oynamadığı hiç önemli değil ama Falcao'yla biz aşağı yukarı bir 40-45 dakika bir görüşme yaptık gitmeden önce. Ben iyileşirse yine bu forma her zaman onundur. Ama başka bir tasarrufu olursa ona da saygı duyacağız. Onun için Falcao bizim kıymetli oyuncularımızın başındadır. Oynasa da oynamasa da. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.